Merhaba. Merhaba. Bugün Zeynep ve ben Vita'yı konuşacağız. Vita, PlayStation Vita'yı konuşacağız. Followerlarımızdan bir tanesi böyle bir fikir attı ortaya. Bizim de çok hoşumuza gitti. Çünkü Vita'yı çok seviyoruz. Bayılırız Vita'ya. Benim en çok oynadığım konsollardan biri gerçekten. Yani el konsolu çok seven biri olarak. Ben el konsolu sevmezdim Vita ile tanışana kadar diyeyim. Seninki daha iddialı ve güzel oldu bence de. Bir saniye saçımı düzeltmeyeceğim. Sonra böyle evet Vita'yı konuşacağız. Vita'nın geçmişini, geleceğini, bugününü, oyunlarını konuşacağız. Çünkü hem Sony'den hem de genel olarak halktan yeterince ilgi görememiş bir konsol bence. Tabii bunda en büyük hata Sony'nin ama biraz da bazı şeylerin abartıldığını da düşünüyorum ben. Evet. Bir giriş yaparsak. Evet. Vita'yı özel kılan, güzel kılan şeyler neler sence? Şimdi bence diye sorulduğunda. Ha bir dakika çok pardon başlamadan. Tabii. Valla. Şuna değinmek istiyorum. Şimdi bu bir el konsolu olduğu için video boyunca işte 3DS'le çıkacak olan Nintendo Switch'le karşılaştırmalar yapabiliriz. Bu demek değil ki ay Vita güzel, işte 3DS kötü ya da işte Switch Vita'yı döver falan. Hiç böyle şeylerle alakamız yok biliyorsunuz. Biz sadece hepsi el konsolu olduğu için karşılaştırılabilir örnekler vermek için yapıyoruz. Yoksa hepsinin yeri çok ayrı ve Switch'in de öyle olacak eminiz. Böyle de benim asla böyle bir iddiam yok. Çünkü bir sohbet. Yani ben de Vita'yı çok kısa süre oynadım ve aldığım keyfi paylaşmak isterim. Evet, biz çok fanatik şey değiliz yok arkadaşlar. Yani bugün bu ceketi giyiyorum. Yarın başka Nintendo şeyi de takarım yani. Spoiler verdim. Takacağım çünkü. Neyse. Evet. Bana bir şey sormuştum sanki. Canım, ama soruyu unuttum. Çok pardon. Nintendo Vita... PlayStation Vita'yı özel kılan şeyler nedir? Senin için nedir? Sana ne sundu böyle dediğin? Benim için dendiğinde şimdi ben hep büyük ekranda oynayayım. Kocaman klavyem olsun. Ben konsolda bile geç tanıştım. Hayatım yani küçükken oynamış olmama rağmen öyle bir çok sarmamıştı. Şimdi bu Vita'da çok rahat. Ele çok güzel oturuyor. Ekran kalitesi çok güzel. Oyunlar akıyor. Öyle bir takılma bir şey yok ve Vita'ya göre özellikle nasılmış diye bakıp indirdiğim oyunlar Vita'ya çok uygun. Yani bazen diyorum ya ben bir oyun bakıyoruz PlayStation 4'te bu Vita'da olmalı diyorum. Çünkü o hem o tatlılığa uyuyor yani bir şey gibi bir novelty derler ya ona ne diyoruz Türkçe'de. Böyle kendine has bir evet, şey yani, var. Evet yani kendine has bir şey var. 3DS de öyle benim. Çünkü ben karşılaştırmazdım kesinlikle o ikisini. İkisi çok hani ayrı tatlı şeyler. Evet yani bu güzellikler, tatlılıklar. Böyle kendine has oyunlar bir şey var diyorsun ve sunulan bazı oyunlar ve çoğu bence portlar aslında. Vita'ya çok güzel cuk oturdu diyorsun ve Vita aslında zamanına göre mesela 2012'de düşünürsek zamanına göre de bayağı gelişmiş bir konsol bence. Mesela OLED ekran harika yani bugün hala mesela 3DS'te işte bazılarında IPS panel bazılarında TN panel varken Vita'nın o zaman OLED ekranla çıkması çok güzel. Tabii bunlar fiyatı da yükselten şeyler oldu ve Vita'nın artılarına geçmeden önce bir eksilerini konuşalım istersen diye düşünüyorum. En büyük sorun hafıza kartlarıydı. Sony'nin kendi hafıza kartlarının dayatmasıydı. Sony bunu kameralarındadır çok yaptı. Yeni yeni bırakıyor diyebiliyorum. Yani benim kullandığım ürünler daha hani ufak tefek ürünler ama gördüğüm kadarıyla yeni yeni bırakmaya başladılar bu inadı. En doğru yolu buldular diyelim. İnsanlar şimdi Vita çıktığında $250'dı yanlış hatırlamıyorsam 2012 Şubat ayında ve bu bir el konsol için az buz bir para değildi yani gerçekten. Hani çünkü $200 civarı olması bekleniyordu sanırım. Bir de üstüne şimdi bunu almışsın yanında 4 GB kart geliyordu galiba. Gigabyte ne yapayım bunu kart geliyordu ama tabii yani 4 GB'a ne sığdırabilirsin? Hiçbir oyun. Sığdıramazsın ve yani Vita çözünürlüğü yüksek bir konsol. Hani DS oyunları mesela oldukça küçükken, 3DS oyunları nispeten küçükken Vita oyunları daha büyüktü. 50 GB'a kadar? Yok. Borderlands ne kadardı? 5 GB'tu Zeynep. Sen PlayStation 4 ile karıştırdın. Bir şey var. Deli manyak. Neyse. Ondan sonra
tabii insanların kart alması gerekiyor. Hayır, bari kartı özel yapıyorsun. Bari şey var değil mi? Yanında bir 8 var en azından yani. Hani idare etsin insanlar bir sene falan. 4 ile idare etmek neredeyse imkansızdı çünkü. Ondan sonra tabii kartlar çok pahalı. Doğru düzgün bir kart 100 dolara falan geliyordu o zaman. Ya şu anda da çok fazla indirime girmiş değil sanırım. İnsanlar bu yüzden çekindi. Yani dediler ki yani 250 dolar konsola vereceğim. Bir de üstüne 100 dolar karta mı vereceğim? Çekinceli davrandılar başta. Sonra baktılar Sony'de kısa bir süre sonra desteği kesti biraz Vita'ya. Azaltarak en sonunda kesti. Bazı çalışanların bireysel çabaları doğrultusunda bir şeyler oluyordu ama çok ilerlememeye başladı bir yerden sonra. O yüzden Sony'de Vita'yı gömmeye karar verdi ve bunu yaptılar. Yani zaten hayatına olumsuz başlamış bir konsol bu tamamen kart muhabbeti açısından. Ben de orası haksız buluyorum. Çünkü bu bir yatırım yani. Hani büyük bir eğlenceye yapılan bir yatırım. Hani 250 dolar verip tabii üzerine 100 dolar vermenizi kimsenin istemeye hakkı olmamalı bence de ama mesela 16 GB'lık bir kartla ben Vita'yı yıllarca kullanabildim yani. Öyle söyleyeyim ve benim için güzel bir yatırımdı. Hiç pişman olmadım. Çok kaliteli bir konsol. Yani burada kendisini görebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli ve çok sağlam bir konsol. Hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir tuşuyla ve çok çok fazla kullanıldı bu Vita. İlk model bu arada bu. Yani güzel bir yatırımdı bence. Hani kötü değil. Mesela elden de çıkarabilirdi insanlar oynayıp ama almamayı tercih etti çoğu insan. Ne zaman Vita satışları çok arttı? Pardon yine bütün yok, konuyu şey yaptım. Ezberlemeye çalışıyorum diyeceğim şey. Ne zaman Vita satışları çok arttı? Remote Play özelliğiyle PlayStation 4'e bağlanabildiğinde. Buyurun. Neredeyse hiç kullanmadık o özelliği de. Biz kullanmadık evet. Yani bilmiyorum, bana çok çekici gelmedi. Çünkü trigger şeyleri olmadığı için, düğmeleri olmadığı için arka ekranı falan kullanıyor bazı oyunlar. Benim çok hoş, çok şey yapmadı. Benim hiç öyle bir şeyim yok. Evde oynadığım şeyi şurada oynamaya devam edeyim. Şöyle yapayım. Hayat yani 2 saat oyun oynarsın, 2 saat başka şey yaparsın. Devam etmem gerekmiyor. Benim, o da doğru. Beni o yüzden cezbetmiyor o tür şeyler. Bu Vita'nın böyle kötü bir fiyat ve aksesuar politikasıyla başlaması kötü olmuş. Çünkü piyasaya çıktığında iyi bir izlenimle girmek istersin. Tamam yani insanların çoğu her şey pahalı diyor ama bekleyenin de çok üstüne çıkmamak gerekir sanırım. Bir de kart olayı hoş değil. Benim de vardı bir küçükken bir Sony kameram. Gerçekten çekiyor. Olmuyor. Şaka gibi. Anlamadım da yani niye bu kart olmuyor falan pahalı diyorsun. Bir de. Yani şimdi pahalı bir de. SD kartlar. Kart gibi bir teknoloji var senin önünde. Sen gidip insanlara bu premium pahalı kartı soruyorsun. Yani insan şey, işte hoşuna gitmiyor. Hiç hoş bir şey değil. Yani işte soğutucu bir şey. Ya Sony'nin çok büyük bir hatası oldu bu. Çünkü premium üst düzey bir konsol yapmışsın ve gerçekten çok kaliteli bir konsoldu o zaman yani. Hani Uncharted'la çıktı mesela, Uncharted oynuyordun, millet hoo falan diye kalıyordu yani. Gerçekten kaliteli bir konsoldu ama tüketici garip bir şey işte. Tüketici mesela akıllı telefon piyasasında çok daha fazla para harcamak gözüne batmazken, onu normal olarak kabul etmişken, el konsoluna oyun olduğu için bu parayı vermeyi çok görebiliyor. Bu da yani kendince haklı da olabilir. Yani biraz tutarsız bence ama. Yani onlar işte o konuda ne kadar ne düşündüğümü zaten biliyorsun. Hı. Konsollar için de yapıyorlar. Bütün bir oyun olayı zaten çok gereksiz. Çocuksu bilmem ne bulunuyor ama milletin telefonları ooo. Oh. Yani bir de yani, çok büyük bir fark var arada. Bayağı. Anladın mı? Yani iki katı falan gibi. Neyse böyle ama böyle ekonomi böyle işliyor. O yüzden Sony adımlarını daha düzgün atmalıydı diye düşünüyorum ama atmamayı tercih etti. Rahat bir konsol değil mi? Çok rahat. Ve iki elini stick var, iki analog stick. Çok güzel her şey. Her şey harika. Ver hatta ben oynayayım şu kasan, devam et. Olmaz Zeynep. Sabah oynuyordum zaten, elimden aldı, kayıt yapacağız. Yanlışlıkla Zeynep'in oyununu da kapattım kaydetmeden ayrıca. Bir şey olmaz. Neyse. Ben bir notlarıma bakıyorum da bir yandan bayağı çünkü not almışım. Mesela benim Vita ile ilgili en sevdiğim şeylerden bir tanesi kullanıcı arayüzü. Bence çok temiz ve çok kullanışlı bir arayüzü var. Sorunsuz. Hiçbir sorun yaşamadım Vita'nın kullanıcı arayüzüyle. Çok akıcı. Ve çok özelleştirilebilir bir çok arayüzü. Çok özelleştirilebilir İstediğin tabii. İstediğin arka planı koyup ben bazen şey yapıyorum değil mi? Bu aralar oynayacağım oyunlar diye bir ekran hazırlıyorum.
sonra o ekrandan diğerine taşımak, getirmek çok kolay oyunları. Kesinlikle. Aynı zamanda mesela ekran görüntüsü almak çok kolay. Ekran görüntüleri kaliteli. Mesela şimdi 3DS'de ekran görüntüsü almak bir şeydi. Karşılaştırıyorum ki konsollar arasında hani ne gibi artılar eksiler olduğunu da değerlendirmek lazım. 3DS'de bir işkenceydi ekran görüntüsü almak. Ben hatırlamıyorum, unuttum. Ekran görüntüsünü bir şekilde alıyorduk galiba, bir şeye ekleyip oradan Twitter'a falan gönderebiliyorduk. Öyle bir garip bir durum vardı. Mesela şimdi Switch'te bir share button yaptılar. Çok mutluyum bu konuda. Ben çok severim çünkü oynadığım oyunlardan görüntü alıp paylaşmayı, böyle bir paylaşımcı bir insanım ben biraz. Ama o anlamda değil yani. Yok hayır. Ya, paylaşmayı seviyorsun. Evet. Bir şeyler paylaşmayı. Neyse. Ama mesela şey duydum işte, bu şimdi Switch ön izlemeleri geldi. 150-300 kilobayt arası bayağı ağır bir şekilde sıkıştırılmış JPEG olarak kaydediliyormuş ekran görüntüleri. Bu da oldukça kötü bir kalite yani. Buna bir de bunun üstüne İşte Facebook'un yaptığı sıkıştırmayı vesaire eklersen bayağı paylaşımlar kötü görünebilir gibi görünüyor. Düzeltirler bence o zamanla. Paylaşım bu devrin önemli yani bir şeyi. Yani kesinlikle düzeltmeleri lazım. Mutlaka düzeltmeleri lazım diye düşünüyorum. Neyse, bu kullanıcı arayüzüne bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Çok kullanışlı. Mesela bu sayfa olayı, işte oyunu aç kapat, oradan update'lerini gör vesaire, değil mi? Güncellemeleri. Başkasının oyunu kapat. Gerekirse yani, gerektiğinde neden olmasın. Sonra arkadaş listesi vesaire. Parti olaylarını çok bilmiyorum. Hiç kullanmadım gerçekten ama o konuda belki bilmiyorum. Belki çok memnun olmayayım. En güzel şeylerinden birisi, sen de çok seviyorsun, şarjı bittiğinde ya da kapattığımda uyku modu çok başarılı bir yani bu dünyanın en güzel özelliği. Oynuyorsun. PSP'de de vardı bu galiba. Gidiyor. Hatırlamıyorum, vardı ama diye hatırlıyorum da. Harika bir özellik ya. Yani bu kadar kullanıcı dostu olur değil mi? Yani hani mesela 3DS'de yine karşılaştırıyorum. Ben 3DS'i de çok seviyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ama karşılaştırmak da benim hakkımdır. O yüzden karşılaştırıyorum, neyse. 3DS'de mesela o kırmızı ışık yanmaya başladı. Ben panik oluyorum. Oyuna da şey yapamıyorum. Koşa koşa böyle şey arıyorum falan. Ama güzel haber şu ki Switch bunu adapte etti kendine. Switch'te de bir uyku modu olacak. Evet, Switch'te de uyku modu olacakmış. Çok mutluyum bunda. Harika bir özellik. Ondaki biraz daha şey, güç harcayan bir özellik. Çünkü o uyku sanırım bu konsolu bir şekilde kapatıp hafızada da tutuyor galiba oyunu. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Şarjının son gramını ona harcıyor bize göstermeyip. Yani biraz tutuyor. Öyle bir şey yapabilir. Ya öyle bir şey yapmasa zaten şey olmaz. O bize gösterdiği bitti diyor da daha vardır biraz arkada. Yani gerçi Switch'teki de çok iyi aslında düşünürsen yani. Belki bununla kıyasla değil ama sanırım 4 saatte %1 şarj gidiyormuş. Öyle bir şey uyku modunda bayağı iyi yani. Evet. Gece yattın, 8 saat uyudun diyelim, %2 şarj gidiyor, bayağı iyi yani. Bu aylarca durabiliyor Vita ama... Duruyor gerçekten çok. Duruyor olmuş. Kaybetmeden ama o da yani bir 10-15 gün durur bence. O da bayağı güzel. Artık şarj edin siz de yani, bir zahmet arkadaşlar. Yani oynadığın oyunu aylarca bırakıp... Geri o açtığında baştan oynamak isteyebilirsin. Yani. Ya unutuyor insan. Evet. Bir de o deneyimden kopuyorsun. Ne yapıyordum falan. Ben geri falan gidiyorum her zaman. Quest listesine bak. Ya arkadaşlar ben bir yandan daha bakacağım. Remote Play var. Remote Play var. Remote Play de aslında çok güzel bir özellikti. O zaman içinde inovatif bir özellik, yenilikçi bir özellik. Evet, özelliğin var olmasını severiz kullanmasak da. Sessizlik oluşturdum çayımla. Ama severiz tabii ki. Remote Play biz aslında birkaç kere denedik ilk PlayStation 4 olduğunda. Şöyle bir sorun vardı. A'da çok başarılı bir performans alamadık A'da. İnternet gerektiriyor değil mi? Stream ediyor aslında. Yani sanıyorum aynı A'da olmayı gerektiriyor. Yani alıp dışarı çıkamıyorum yani oyunla. Gidebiliyorsun ama şöyle... Mesela gidip iş yerinden iyi bir, mesela evdeki upload hızın iyiyse, iş yerindeki de herhalde download hızın normaldir zaten, oynayabiliyordun. Ama tabii bizim gibi ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde bu çok efektif olmuyordu. Çünkü upload hızları benim bildiğim en fazla 5 falan veriyor. Simetrikleri saymıyorum, onlar zaten çok... Çoğu iş yerinde de her zaman güncelleyeceğiz denir. Her zaman internet tabii. Düşüktür. Hep güncellenir o. Ofislerin interneti meşhurdur yani. Yenisi gelir falan. O nedenle çok bir avantajını görmek ama hani ev içinde oturayım kenarda. Mesela televizyon birine lazım oldu.
bırak televizyonu ona, sen oyununa devam et açısından da güzel. Bayağı evet. bir oyun içinde aslında kullanılabilir. Ama işte tetik gerektiren oyunlar için, R tuşlarını gerektiren oyunlar için ben pek tercih etmiyorum. Çünkü Vita'nın arka dokunmatiği, arka dokunmatik yüzeyi gereksiz bir özellik oldu biraz. Yani doğru düzgün kullandığını gördüğüm bir tek Tearaway var. Ben hiç kullanmadım, o kadar oynuyorum. Hatta bakıyorum ne o ya. Evet. Orası dokunmatik Zeynep. Evet, dokunabilirsiniz. Yazık çocuk. Oyunlar da kullanmıyor bu yüzeyi. Kullanmıyorlar işte. Yani. Şimdi. Ya biraz gimmicky. İşte ilk çıktığında kullanan oyunlar vardı. Hep öyle olur ya. Nintendo'da da olur hep öyle. Ama ben şeyi düşünüyorum. Şimdi bir özellik bu kadar kolay bir şekilde oyunlara yedirilemiyorsa o sadece oyun şirketlerinin suçu değildir diye düşünüyorum. Çok saçma tabii, bir özellik. Tasarım hatası bence de. Yani gereksiz özellik diyelim. Ona boşuna Ar-Ge yapmışsınız yani. Onun yerine mesela şunun altına iki tik tik koysaydınız fıstık olurmuş. Yani. O yüzden de mesela çok shooter oyun yok Vita'da. Öyle bir eksiği var. Gerçi el konsollarında ne kadar shooter oyun oldu bugüne kadar o da ayrı bir şey. Ama mesela Borderlands geldi. Buradan da portlara geçebiliriz. Evet. Çok Borderlands büyük bir avantajı bence. Güzel oldu Borderlands. Borderlands güzel oldu. Biraz frame rate olayını tutturamadılar. Yani bazı yerlerde çok kısıyor. Tamam yani şimdi yalan olmasın. Ama bence kesinlikle tamamen oynanabilir bir oyundu yani. Değil mi? Baştan evet. sona oynanabilir bir oyundu. Ve bütün DLC'leri bunu dahil ettiler. Ondan sonra ve yani düşünsene sen her... Ya o zaman büyük bir şeydi bu. Her yerde Borderlands oynayabiliyorsun. Evet. Bir de biz o zamanlar Borderlands çok 2, seviyorduk yani. 2'den bahsediyoruz. Tabii. Çok seviyorduk değil mi? Her alette çok şey vardı o zaman yani. Hala yine de. Konsollarda vardı, bilgisayarda vardı. Ve ne bileyim diyelim evden uzağa gidiyorsun, tatile gidiyorsun bilmem ne. Vita'da da var falan. Yaptın çok bunu. Evet. Onları bitiriyordum. Yani şu da var şimdi. Benim en sevdiğim şeylerden biri portlar konusunda. Vita'ya gelen bazı portların zamanı yok. Yani o oyunların zamanı yok. Şimdi de çıktığında da oynuyorsun. 5 yıl sonra da oynuyorsun. Don't Star gibi. Don't Star gibi bölmek isterim lafını. Do ben Don't Star gibi. Çok seviyorum. Çok seviyorum ve bitmiyor yani. Zaten bitemez. Ha ben çok daha ne bileyim 10 günü çok aşmış da olmayabilirim. Çünkü hayvanları bulup yanına tarla kurmaya sen çalışıyorum biraz, önce biraz. Evet tezek peşinde koşuyorsun o oyunda gibime geldi benim. Evet, bir tezek evet. obsesyonu. Garip bir OCD oynama şeklim var o oyunda. Bir türlü ilerleyemiyorum. Bunu aşabilmiş değilim ama çok güzel. Tekrar manure diye koştuğunu görüyorum ben seni. Hep o tarafları bulmaya çalışıyorum. Zaten yeni bulmuştum. O günümü kapatmadıysan eğer. Kapattım. Çok pardon. Yani eskimiyor bu bir. Bak o. Ay dur neydi bizim oyunda da? Terraria. Eskimiyor. Ya Terraria şimdi yani 200 saat oynarsın. Anlatabiliyor muyum? Update de gelen bir oyun. Vita'ya da update'leri geldi. Mesela konsol versiyonuna da geldi. Konsol versiyonu bence Vita'da da gayet kontrolleri güzeldi. Ben hatta Terraria'yı önce Vita'da oynadım. Sonra biraz PlayStation 4'te oynadım. 4'te oynadım. PlayStation. PlayStation 4'te oynadım. Ama sonradan PC'de oynayalım falan dedi Zeynep işte. PC'ye alışamadım yani ben öyle söyleyeyim. Öyle bir rezalet oldu. Kontrollerine alışamadım PC'de. Ha, multiplayer oynuyorduk değil mi bir ara? Oynamaya çalıştım diyeyim. O yüzden mesela Vita'da ben çok beğenmiştim kontrollerini. Bayağı yani bir içine de çekmişti artık. Böyle başından kalkamıyordum bir ara. Başka? Minecraft'ta oynamadım ben Vita'da. Oynamasan da ama Minecraft düşün ya dünyanın asla en popüler oyunundan biri. Ve yani Sandbox olmasını geçtim. O kadar popüler olmasını da geçtim. Vita'ya gelen versiyonu mobil versiyon değildi, konsol versiyonuydu. Yani daha geniş, daha kapsamlı bir versiyondu. Bu da bir el konsolunda benim bildiğim ilk defa olan bir şeydi zaten. Bilmiyorum çok büyük. Bu tür oyunlar çok güzel. Çünkü ben çıktığından beri bunu da Don't Starve oynuyorum. Yani arada başka oyunlar oynamaya kendimi motive etmeye çalışıyorum ama oynuyorum. Ha bir 5-10 sene daha oynarım herhalde ben. Huyum öyle zaten. Don't Starve'a senin herhalde kimse giremez. Bence o tezek olayı yani. Eski sevdiğim oyunları da yıllarca oynadım. Öyle bir insan olduğumu düşünülürse yani benim için bu konsol eskimez. Buradan benim aklıma bir şey geldi. Oyun konuşmaya başladık ya. Dur ama şu oyunları bir bitireyim ben. Şu defalarca oynanabilecek, yüzlerce saat oynanabilecek Vita oyun portlarını ben bitireyim. Tamam sen bitir unutursun yoksa. Bir bitireyim. Spelunky var mesela. Biz oynamadık. Benim için Spelunky ve Binding of Isaac çok hardcore. Yani ben çok sinirleniyorum. Böyle yani roguelike. Belki roguelite olur. Ama roguelike
benim için zor yani. Öyle söyleyeyim, ben sinir oluyorum arkadaşlar. Ama harika oyunlar yani, yalan değil bu. Splunky'nin çok manyağı var yani. Binding of Isaac öyle. Bunlar Vita'ya bayağı da zamanında gelmiş, güzel zamanda gelmiş oyunlar yani. Defalarca oyna bak, bakıyorum. Başka? Shovel Knight geldi. Ondan sonra Rogue Legacy geldi. Başka birçok güzel oyun. Onu biraz oynayabilirim aslında sinirlenmeden. Darkest Dungeon geldi. Onu ben de oynamak istiyorum konsolda. Darkest Dungeon güzel oyun yine yani. Tabii çok mesela güzel. Hani o da çok eskimez yani. Tabii bence. Risk of Rain var yine öyle. O da öyle. Roguelike'lar bayağı Vita'da oldu yani. Ve bayağı da popüler de oldu. Evet. İşte şey olmadı yani. Üzülüyorum bazen. Kıymeti bilinemedi. Sony tarafı. Ağlıyor musun? Biraz. Yok, ağlamıyorum. Evet, buyurun, siz bir şey diyorsunuz oyunlar. Şimdi bu kadar oyun sayıyoruz. Hı-hı. Oyun saymalarının ortasında mıyız acaba? Listeye bakınca bakıyorum daha çok sayıyoruz. Bayağı var. Ama şimdi bu Vita için gelen eleştirilerden, hala nasılsa gelmekte olan eleştirilerden en sevmediğimi, oyun yok. Vita'ya oyun çıkmıyor. Vita'da oyun yok. Bu aynı şey gibi. Kitap okumayı sevmiyorum diyen insan gibi. Sen sevdiğin kitapla tanışmamız. O kadar çok oyun çıkıyor ki. Kesin. Yani portlar geliyor. Yani şu an yani benim için bu ay, bu hafta 10 tane AAA oyun çıkması gerekmiyor. Ya öyle ya yani, o öyle olması gerekmiyor yani. Tabii bir ki. Konsolun. Bakın birçok oyun var. Yani her ay harika çıkan her oyunu beğenmesi gerekmiyor ki kişinin. Şimdi de öyle bir noktaya geldik ki artık indie geliştiriciler, bağımsız geliştiriciler bence yani AAA dediğimiz böyle büyük bütçeli, büyük stüdyoların yaptığı oyunlardan daha orijinal ve daha eğlenceli oyunlar yapabiliyorlar. Yani her seferinde yapıyorlar demiyorum. AAA oyunlar kötüdür de demiyorum. Ama çok daha keyif aldığım oyunlar oldu açıkçası. Benim de iki tarafta çok sevdiğim oyunlar var. Kesinlikle. Ama Vita özellikle değil mi? Bağımsız oyuncuların, oyun şirketlerinin hoşlandığı bir platform kesinlikle oldu. Japon oyunları dedim. Japon oyunları zaten Japonya'da çok daha popüler Vita ve hala çok destek alıyor ve Japon oyunları da Batı'ya da getiriliyor hala. Zaten bir yerden sonra artık Sony desteğini kesince Vita'nın hayranları full böyle Japon kültürüne hayran gençlerden oluşmaya başladı. O gruba girmekte biraz zor oldu tabii insanlar için. Şöyle söylemek isterim. Şimdi oyun çok. Oynamak isteyene oyun çok denip. Yani ve yine 3DS'le karşılaştıracağım. 3DS şu an iyi bir, bayağı iyi bir kitaplığa sahip. Ama mesela Vita bu şekilde eleştirilirken ve Vita'ya düzenli olarak en azından portlar çıkarken, ki bence en güzel özelliklerinden biri, 3DS'de cidden böyle oynayacak oyun falan yok. Mesela bir Shovel Knight çıktı. Shovel Knight diye delirdi insanlar ama Shovel Knight yani mesela Vita'da da var şu an. Hani güzel bir oyun tabii ki de. Yani tek bir indie oyun için böyle bir şey var. Bir hani Nintendo yapınca eskiden böyle değildi. Eskiden insanlar Nintendo'yu çok eleştirirdi. İşte çocuk oyunu derdi. Aman Nintendo'yu kim ciddiye alır falan derdi. Son birkaç yılda Nintendo böyle bir putlaştırılmaya başladı. Başlandı. Onun etkileriyle de işte biraz diğer konsollarda biraz ondan nasibini aldı diyeyim. Yani Nintendo yapınca her şey çok güzel, çok üstün falan. Ki Nintendo harika, başarılı bir şirket ve çok kötü kararları da olabilen ama çok iyi kararları da olan bir şirket, bunu da belirteyim. Ama işte böyle putlaştırma başlayınca biraz o karşılaştırma haksız olmaya başladı. Bence çok saçma bir karşılaştırma. Saçma zaten. Yani biri ne bileyim kendi 3D ekranı olan, 3 boyutlu ekranı olan çok tatlı bir oyunları bile tatlı ya, yani çok farklı bu oyunları. Şey, ya oyunlar o kadar farklı ki mesela benim canım bazen 3D'sindeki bir oyunu çekiyor, bazen Vita'daki bir oyunu çekiyor ve o kadar farklı ki bu oyunlar. Çok farklı yani. Ama bunu daha önce konuşmuştuk. Girip baktım ben Wikipedia'ya, gerçekten aynı senelerde çıkmış ve hani herkes onları birbirine rakip gibi görmüş yani. Tabii bir de çoğu insanın bir tane konsol için bütçesi olduğu için ve insanlar kendi seçtikleri şeyi yüceltmeyi çok sevdiği için öyle bir böyle popülist dalgalar var bence. İşte oyun yok. Bu bir dalga. Bu çok çünkü alamıyor. Almama nedeni olarak oyun yok diye olabilir. Şimdi almayı tercih etmiyor. Bakınız, ben para da öyle.
pahalı, bir pahalı diye bağırıyorlar, bir oyun yok diye. Tabii. Bazen ikisi de doğru olabilir ama her zaman insanlar kendi fikirlerine ve deneyimlerine göre konuşmuyor internette biliyorsun. Bağırmaya katılmayı seviyorlar. Şunu söylemek isterim. Tamam, Vita pahalıydı, 250 dolardı. Üzerine de 100 dolar harcayıp şey aldınız, kart aldınız diyelim, 350 dolara geldi. Bir de oyuna mı para vereceksiniz? Bak mesela Nintendo oyunlarının hem güzel hem kötü bir özelliği var. Fiyatları düşmez, tamam mı? Çok nadir işte Nintendo Select koleksiyonuna falan girer. O zaman fiyat aşağıya çekilir ama onun dışında bu alıp sattığın oyunlar için güzel bir şey. Çok değerini kaybetmeden satabiliyorsun. Ama oyun alacağın zaman da çok, yani sürekli aynı fiyattan 5 sene sonra da oyunu neredeyse aynı fiyattan alman anlamına geliyor. Vita'nın şöyle bir avantajı vardı. PSN'in indirimleri, PlayStation Network'in indirimleri harika gerçekten. Yani en azından konsol dünyasında eşsiz bence. Çok sık, çok kapsamlı, çok büyük ve yeni oyunlara da geliyor. Yani ben gerçekten full fiyattan Vita oyunu aldığımı pek hatırlamıyorum. Yani ilk gün geliştiriciyi desteklemek için falan aldığım oyunlar olmuştur. Artı bölgesel şey var, fiyatlandırma var. Hani çok başarılı değil, bir Steam başarısında değil ama oyunlar çok daha ucuzdu yani. Yani bir, nasıl diyeyim, hani bir 3DS oyunu fiyatına 5-6 tane Vita oyunu aldığımı biliyorum yani. Yani. Bu dediğim gibi hem artı hem eksi bir özellik 3DS için ama hani o pahalıysa oyuna da az para verdik. Bu da var yani bir yanda. Evet. Anlatabiliyor muyum? Artık başta PlayStation böyleydi. Plus. Başta da böyleydi tabii. Sürekli indirim aldı Vita oyunları. Zaten PSP oyunları daha ucuzdu. Onları da oynayabiliyordum birçoğunu. Bir de PlayStation Plus olayı vardı. Zaten PlayStation Plus'ın varsa özellikle Plus'ın ilk birkaç yılında Sony çok güzel oyunlar verdi. Yani çok güzel oyunları gerçekten hibe etti gibi bir şey. Oradan da zaten ücretsiz sayılabilecek, yani kiralanmış gibi diyelim, oyunlar alıyordun. Ya ve kitaplarını büyütmen çok kolaydı. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir avantajı da vardı yani, fiyat konusunu o açıdan da değerlendirmek lazım. Böyle. Hı. Yani birkaç oyun saymak isterim. Evet. Sana bunlar illa Vita'ya özel oyunlar değil ama yani bir el konsolunda bunları kaliteli bir şekilde oynayabildiğinizi düşünün. Nasıl oyun yok? Bir daha bir değerlendirelim istiyorum. Okuyorum. Okuyorum. Evet. Kapı çaldığı için gidip geldik arkadaşlar. Şimdi hemen bir daha ben listeme başlıyorum. Evet. Ne listesi bu? Alışveriş listesi. Alışveriş listesi değil. Ne listesi? En sevdiğin oyunlar listesi. Hayır. Vita'daki önemli oyunlar listesi. Evet. Tamam. Şimdi listeyi görüyorum da bu oyunlar bile bu konsolu alıp oynamak için yeterli bence. Yani Vita'da abartmaya oyun yok. İddiasına bir son verelim diye bu listeyi yaptım arkadaşlar. Tamam. Ve kesinlikle ve daha bunlar fazla seçmece oyun. Sadece. Hayır. Yani ben mesela o kadar fazla Japon oyunu oynamıyorum mesela son zamanda. Ha bir de onlar var üstüne yani. Daha ne diyeyim. Sayıyorum. 1, 2, 3. Persona 4. Daha ne diyebilirim? Danganronpa serisi. Çok beğenilen bir graphic novel serisi. Visual novel serisi pardon. XCOM Enemy Unknown geldi. XCOM. Koca XCOM oyununu alsan Vita'ya koy. DLC'leriyle. Hı hı. Sözün bittiği yer. Tamam biraz performans sorunları olabilir ama kesinlikle. Final Fantasy 10 Zeynep. Gençliğimizin oyunu Zeynep. Hı hı. Bunu alıyorsun elinde pıtı pıtı diye oynuyorsun. Performans da bayağı iyi diyebiliyorum. Hotline Miami. Bak sen. Disgaea 3 ve 4 var. Harika taktiksel RPG'ler onlar. Borderlands 2'yi atladığını gördük. 3'ü diyebilir misin? Borderlands 2'yi konuştuk diye atlıyorum. Borderlands 2 yani. Artık ne diyebilirim ben? Bana mı düşmüş? Dragon Quest Builders Zeynep. Hı hı. Güncel bir oyun. Söyle Zeynep, güncel bir oyun. Güncel bir oyun yine. Buz gibi yine soğuk ellerinde Zeynep'i mahvettim. Evet, güncel bir oyun. Çok beğenilen bir oyun mesela. Ve şu an Vita'da var. Hani tamamen ölü bir konsol da değil yani. Zero Escape. Ondan sonra Football Manager Classic 2014 geldi mesela. Bunun diğer PSP'deki versiyonlarından farkı klasik olmasıydı. Klasik yani mobil bir versiyon. Uydurup böyle kesilmiş biçilmiş çok kesilmiş bir versiyon değildi yani. Performans sorunları birazcık vardı, birazcık yavaş yükleniyordu. Ama çok başarılıydı bence. Ama ilgi görmedi. Frozen Synapse, Grim Fandango portu. Lamblona geldi mesela. Zorluğuyla ve güzelliğiyle çok insanı kendi beğendirmiş bir oyun. YS oyunları,
RPG'ler. Efendim TXK, şahsına münasır dediğimiz. Ondan sonra Severed, Velocity oyunları. Velocity oyunları da Vita'da harika oynanıyordu bu arada. Oddworld serisi, Resogun, Sly Cooper portları, ondan sonra Ratchet & Clank portları, Oli Oli 1 ve 2, Sound Shapes. Sound Shapes gibi oyun var mı Zeynep ya? Var, Don't Starve. Soul Sacrifice mesela, bu bir exclusive oyun, Japon oyunu. Çok beğenildi ilk geldiğinde. Ben biraz oynadım, nasıl oynadım ben onu acaba? Beta falan mıydı? Çünkü aldığımı hatırlamıyorum. Belki pasta mı verdiler? Güzel bir oyundu gerçekten. Super Stardust Delta, fantastik bir oyun ya. Fantastik yani, bu kadar olur. Telltale oyunları ve World of Final Fantasy. Ki bu da daha yeni çıktı biliyorsun. Daha birkaç ay oluyor yani. Ama ben bu listede Orochika'yı duyamadım. Neden duyamadın sence? Sana söyleyeyim. Neden acaba? Neden? Çünkü bir listem daha var. Bir şiir daha mı? Bir şiirim daha var ve onu da okuyacağım. Bu şiirimde şunu anlatmak istedim. Büyük ihtimalle oynamadığınız 10 tane Vita oyunu paylaşacağım size. Bakayım 10 mu? Yanlış olmasın. 11'miş. Wow. Okey. 11 tane de Vita oyunu paylaşacağım. Birini oynamış olabilirsiniz diye düşünüyorum ama... Bu arada Sound Shapes'i de oraya koymuşum geri ya. Neyse tamam. Sound Shapes. Tamam mı? Sound Shapes harika bir oyun. Ben ritim oyunlarını çok fazla keyif almıyorum ritim oyunlarından ama Sound Shapes bir şaheser demekten de geri kalamıyorum. Kesinlikle oynayın derim. En sevdiğim oyunla devam ediyorum. Yani tabii en sevdiğim oyunlardan biriyle devam ediyorum diyeyim. Touch My Katamari. Bilmem anlatabiliyor muyum? Touch My Katamari çıktığı zaman... Of, konuşmaktan artık boğazım ağrıdı Zeynep ya. Ben devam edeyim istersen biraz. Touch My Katamari çıktığı zaman çok mutlu olmuştu. Sabah akşam Touch My Katamari oynuyordu. Teşekkürler. Evet, Katamari yeterince destek almıyor. O nedenle Katamari oyunları alarak, oynayarak destek olalım demek isteyebilir. Touch My Katamari zaten PS Plus'ınız varsa bu zaten kitaplığınızda olan bir oyundur ve denemenizi evet, isteriz benim. Denebilir. Gerçekten ben de oynadım biraz değil mi? Bunu mu oynadım bilmiyorum da. Katamari oyunu oynadım. Çok keyifli. Çok keyifli. Mükemmel bir oyun. Böyle bir mizah hiçbir oyunda yok yani. Açık ve net söylüyorum. İngilizceniz varsa çok karmaşık bir İngilizce de değil zaten. Bir de Touch My Katamari biraz kısa olduğu için eleştirildi. Ama aslında çok kısa değildi. Oyun içi kazanılabilen bir currency ile bir işte puanla diyeyim. Şey yapılabiliyordu. Ek DLC olarak indirilebiliyordu ek level'lar ve çok ilginç level'ları vardı. Pac-Man'da bir level'ı vardı mesela. Fiyatı uygun muydu kısa olmasına? Tabii canım. Fiyatı kısa olmasına uygunsa niye kısa dersin ki? Kısa bir oyundur o da. Yani şimdi Katamari oyunları bazen bir toplama yapıyorlar. Eski oyunlardan level'ları yeni oyuna port ediyorlar, tamam mı? Öyle bir oyundu bu da. Yeni level'lar da vardı ama kesinlikle. Bence o kadar da kısa değildi bu arada. Yani özellikle %100'lemeye çalışırsanız bayağı da uzun bir oyundu. Yani bu oyunu kaçırmayın derim. Hani cidden bir kahve parasına düşmüştür eminim. Ya da hani iki kahve olsun. Mükemmel, mükemmel, mükemmel diyeceğim. Euphoria HD çok ilginç bir oyun. Herkese hitap etmeyebilir bu. Onu herkese önermiyorum. Bir bakın önce derim. Fez oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum ama oynamadıysanız Fez de harika bir oyun. Vita'da da harika oynuyor. Ben Vita'da bitirdim mesela. Daha sonra PlayStation 4'e de geldi değil mi? Evet. Ondan sonra Crossbuy galiba Fez. Evet, Crossbuy. Flower. Flower oynadınız mı arkadaşlar? Journey oynadınız ama Flower oynadınız mı? Oynadıysanız sizi tebrik ederim. Çünkü çok güzel bir oyun. Ama PlayStation 4'ünüz varsa mesela PlayStation 4'te oynamayı tercih edebilirsiniz. Çünkü büyük ekranda biraz daha atmosferik bir oyun. Ama çok güzel. Vita'da da oynanabilir. Tearaway. Şimdi Tearaway'i biliyorsunuz. Biliyorum bildiğinizi. Niye oynamıyorsunuz arkadaşlar Tearaway'i? Tearaway benim oynadığım en kendine özgü oyunlardan bir tanesi. Yani yaratıcılık orada, müzik orada, ondan sonra oynanış orada. Gerçekten çok başarılı bir oyun ve Zeynep oynamadı bu oyunu. Bilmem, oynamaya çalıştım. Musunuz? Oynamaya çalıştım, bilmem, olmadı. Bilmem inanabiliyor musunuz? Çok da kolay bir oyun yani. Neyse. Oynayamadım demedim. Başka nedenlerim vardı. Jet Set Radio portu var. Bu oyunu hatırlayan hatırlıyordur zaten. Çok keyifli bir oyun. Ona da bir bakın diyorum kesinlikle. Luminous Electronic Symphony. Luminous benim çok sevdiğim bir seri.
Yine ritim oyunu diyebiliriz Lumines'a. Tetris'le ritim oyunu karışımı bir oyun. Ama görsel ve işitsel olarak Vita'daki bu Luminous Electronic Symphony sanat eserine yakın yani. Bence çok başarılı. Çok çok başarılı yani. Hem görsel hem işitsel olarak gerçekten. Birazcık sadece bu içeriği az olan bir oyunu. Modları azdı. Öyle hatırlıyorum. Modları biraz azdı. Oreshika, Tainted Bloodlines. En sonunda. Sen söyle o zaman ne Oreshika? Niçin oynayacaklarını mı söylüyoruz? Ha, niçin oynasınlar Oreshika? Japon tarzı oyun seviyorlarsa. Japon tarzı oyun seviyorsanız oynayın işte diyor. Yani. Ama Oreshika'nın ne kadar orijinal olduğundan bahsetmek istemez misin? Yani tanrılarla çocuk yapıyoruz. Ya onlara çok girmeyelim şimdi. O bayağı klasik bir Japon saçmalığı oldu şimdi. Çok ama ilginç şeyler var. Yani sanki minik bir anime nin içindeymişsin gibi. Ve mekanikleri çok ilginç yani. Hani ölüm mekanikleri çok ilginç. Bilmiyorum. Bana çok farklı gelmişti oynadığım zaman. Çok da keyif almıştım. Çok değişik bir oyun. Yine 3 kuruşa alabileceğiniz bir oyun diye tahmin ediyorum şu an. Sound Shapes'i konuştuk. Hı-hı. Ama tekrar konuşmayı mı istiyorsun? Yok. Emin misiniz? Tamam. The Unfinished Swan. The Unfinished Swan oynadın mı Zeynep? İzledim. Beğendin mi? Hı-hı. Harika. Yani sanat tasarımı mükemmel bir oyun bence. Hani Journey oynuyorsunuz, bayılıyorsunuz. Unfinished Swan'a mı yetmiyor bayılmanız derim arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Hmm. PlayStation 4'te oynadım ben ama Vita'da da var. Virtua Tennis 4. Bu herkese hitap etmeyecektir ama bir el konsolunda oynayabileceğiniz bence en iyi tenis oyunu. Özellikle tenis seviyorsanız ya da spor oyunlarına ilgi duyuyorsanız. Biraz arcade tarafına kayıyor ama çok fazla değil. Yani öyle modları da var. Her modu böyle değil ama. Bence harika bir oyun. Bayılıyorum. Niye bu çok listede güzel. Don't Star yok? Don't Star aşağı aldım ben. O listede de yoktu. Şu listede vardı. Hani tekrar oynanabilir oyunu. Yeterli Don't Star reklamı yaptık bence Zeynep yani. Gözün doysun. Gözün doysun artık Zeynep. Aa, bitti mi listelerin? Notları bitirdim. Boğazım ağrıdı ama değdi yani. Evet, ne kaldı Vita ile ilgili konuşmak isteyebileceğimiz? Ne kaldı? Geleceği kaldı bence biraz. Geleceği. Geleceği. Doğum gününün pek kutlanmadığını fark ettim. Bu da evet vesileyle aslında doğum günü videosu gibi de oldu. 22'sinde galiba çocuğun 5. yaşı. Şimdi ondan önceki yani 2015 için doğum günü diye arama yaptığımda çok bir şey bulamadım bile yani. Bir önceki senede vardı. Bu sene de haberler var. Ama yani bir önceki sene hani haber bile çıkmıyordu. Çok ilginç. Genelde konsol doğum günlerinde Sony indirimler yapıyor falan, böyle bir işte tripler oluyor ama evet bu sene galiba Avrupa kutladı böyle bir Facebook mesajıyla falan ama hiç böyle kutluyoruz falan indirim bir şey yok yani. Maalesef Sony artık konferanslarında falan da Vita'nın adını pek geçirmediği için yani gerçekten gömmek istiyorlar konsolu artık. Peki sence bir Vita 2 çıkar mı Zeynep? Çıkmaz gibi duruyor. Değil mi yani? Bunu bu kadar gömmeye uğraştıktan sonra bir daha niye? Yani bundan sonra olabilecek şey herhalde Switch'in yaptığı gibi bir şey olabilir anca yani. Gibi. Öyle hem öyle olabilen hem öyle olabilen bir şey olur. Yani handheld bir şey çıkacaksa. Çünkü teknoloji birbirinden görerek de büyüyor, geri gitmez yani. Sony'nin 2014'te galiba, yok 2015'te mi? Kaydettiği bir patent ortaya çıktı geçenlerde. Yeni yayınladılar galiba. Yani Switch gibi bir şey. Öyle bir patent çıktı ortaya. Yapsalarmış. Yani evet, önce davransalarmış yani o zaman. Ama bence Nintendo o işi daha iyi kıvırır Sony'den diye düşünüyorum. Ben Vita 2 yaparlar mı sanmıyorum. Çünkü şöyle bir trend var şu an dikkat ettiğim. Xbox olayın PC tarafına yönleniyor. PC entegrasyonu tarafına yöneliyor. PlayStation VR tarafına yöneliyor gibime geliyor. VR ve işte 4K vesaire. Tabii Xbox da öyle. VR hariç. Nintendo'da işte el konsolu ve ev konsolunun karışımı, böyle bir hibrit konsol tarafına yöneliyor gibi. Sanmıyorum ki Nintendo böyle büyük bir konsolunu bu şekilde çıkarmışken Sony ona bir daha rakip olmaya girişsin diye zannetmiyorum. Olmasını isterim tabii ki. Rekabet her zaman iyidir tüketici için. Ve ben Vita'yı yine de çok seviyorum. Yine de hala oynadığımız bir konsol.
olmasını isterim ama olacağını sanmam. Üzüntüyle bitti bu bölüm. Ben Vita'yı olduğu gibi çok seviyorum. Hatta bu yayın bitince de ne oynayacağım? Rogue Legacy. Don't Starve. Don't Starve. Tezek peşinde koşmaya devam. Tezeyi buldum diyorum. Yerleşiyorum artık. Best play yapalım sana. Birinci gün tezek arama. İkinci gün tezeyi buldum. Üçüncü gün... Öldüm. Tezekle uğraşırken aç kalmışım fark etmedim. Büyük olasılıkla böyle bitecektir. O yüzden yapmayalım, vazgeçtim. Peki arkadaşlar, böyle Vita'ya bir tribute yapalım istedik. Çok sevdiğimiz bir konsol olduğu için. Videolarımız devam edecektir. Herkese saygılar, sevgiler ve hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın ben o zaman şunu alayım. Zeynep dur. Zeynep dur, daha değil. Daha bitmedi video. Bırak Vita'yı. Tamam. Vita'yı yere koy. Zaten oyunu da kapattım. Bay bay. Bay.